Merhaba arkadaşlar, FIFA 21'de yepyeni bir sahibinden satılık Revil'de hepiniz hoş geldiniz. Konuğumuz Real Madrid abi. Real Madrid yenildi, Gürkan yardımına yetişti. Oluyor Real Madrid'in her zamanki gibi, biliyorum bu yorum çok geliyor. Ama yani 10 kişi 10 tane as oyuncusu olmayan bir Shakhtar Donetsk'ten 3 tane yiyip de son anlarda hani neredeyse eşitlediler ama VAR saymadı çünkü gol değildi. Yenildiler sonuçta kendi evlerinde. O yüzden onları bir sahibinden satalım. Herkesi satacağız. Ondan sonra puanlandırma sistemimize göre bakalım. Diğer takımlara göre ne kadar başarılı oldular onu göreceğiz. FIFA 21'de sadece bir Liverpool yapmıştım. Onlarla kıyaslayacağız. Hepinize iyi seyirler. İlk hocamız geliyor. Kim satıyor Real Madrid'i? Emin 275 satıyor. Ve ikinci hocamız da Bilen İkbal. Bilen Hoca. Takım Real Madrid 188 milyon bütçesi var geçen sene olduğu gibi. Geçen sene kaç puan aldı hiç hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yorumlara yazabilir. Onun haricinde puan sistemimiz var. O da ekranlara geliyordur bir yerde şu an. Takım gördüğünüz gibi normal bildiğiniz Real Madrid. Ama mevzuyu anlatayım arkadaşlar. İlk defa izliyorsanız sahibinden satılığı. Sahibinden satılıkta tüm oyuncuları listeliyoruz. İlk transfer döneminde de hiç transfer yapamıyoruz. Gelen bütün teklifleri kabul ediyoruz. Hatta burada başlayalım. Thibaut Courtois güle güle. Ne teklif gelirse gelsin pazarlıksız direkt kabul etmemiz lazım. Onun haricinde ara transfere kadar simüle edeceğiz. Takım gruplardan çıkarsa Şampiyonlar Ligi'nde anca ara transferde transfer yaparak onları toparlayıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmaya çalışacağız. Eğer çıkamazlarsa gruplardan ve UEFA'ya falan düşersek bir sezon daha geçeceğiz. İkinci sezonda da aynı şeyi yapacağız. İlk transfer dönemi transfer yapmıyoruz. Ara transferde toparlamaya çalışıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışıyoruz. Olay bu arkadaşlar. Bakalım ilk teklif kime gelecek? İlk teklif ya da daha doğrusu teklifler Luka Jovic ve Eden Hazard. Şimdi böyle bir mevzu da var. Sahibinden satılıklar enteresanlaşıyor. Adamlar Eden Hazard için 100 küsür milyon verme yerine Rabiot artı 44 milyon vermişler. Çok kötü bir teklif aslında. Ama kabul ediyoruz. Eden Hazard'a el sallıyoruz. Luka Jovic, ona da teklif gelmiş Atletico'dan, o da güle güle diyeceğiz. Rabiot için de şöyle bir şey yapalım, onu unutmadan takıma getireceğiz. Şimdi bir teklif de Vasquez'e geldi. Lucas Vasquez 21.5 milyon. Değeri zaten 20.5. Berbat bir teklif yine. Kabul her türlü. Luka Jovic'in satıldığı haberi geldi. Eden Hazard'ı hala bekliyoruz. Luka Jovic gitti, 34 milyon geldi. Şöyle de yeni hocasıyla poz vermiş arkadaşlar. Oo, teklife gel abi. Casemiro 114 milyon Barcelona'dan. Oha. Okey. Az vermişler. Kabul. Aha. Bu iş burada bitmiştir. Messi'nin yanında bir de bak. Bize karşı böyle bir poz vermiş ki sizi var ya. Beni satarsınız ha demiş. Casemiro gitti. Benzema'ya teklif var Inter'den. 89 milyon. Yine Eder'in altında bir teklif. Kabul ediyoruz. Luka Modric 37 milyon. Evet. Daha hala Eden Hazard gitmedi ama arkadaşlar. Ufak bir teklif. Nacho Fernandez'e Leicester City'den 17 milyon. O da kabul abi. O da kabul. Hepsi gidiyor. Hep as oyunculara geliyor bakın teklifler. Yani tehlikeli. Odegaard'a teklif var. 73 milyon. Bayern Münih. O da Eder'in altıydı galiba. Modric de satıldı. Modric hemen direkt Piemonte Calcio'ya gitti. Top mu sektirdi, forma mı tuttu? Poz vermiş. Evet, bay bay Modric. Aha, top sektirdi haberi gördüm ben orada. Aynen ta kendisi. Şortu da içine sokmuş. Bu nasıl bir teklif ya? Bayer Leverkusen Ramos'u istiyor. Kaptan 34 milyona beleşe gidecek mi acaba? Real Madrid içeriği çekip de Ramos'un yüzünü görmemek yanlış olurdu. O yüzden onu da gösteriyorum. Odegaard satıldı. Kroos'a yeni bir teklif var. Ferran Torres'i veriyorlar. En azından sağlam hani potansiyelli bir çocuk veriyorlar gerisinde. Bir de 3 milyon. Teklifi kabul et. Ferran Torres'le de anlaşalım abicim. Odegaard formasını tutmuş. 16 numarayı almış Bayern'de. Hayırlı uğurlu olsun koçum benim. Abi kurşun yedik sol yanımızdan. Ramos... Yani şu törene bakın ya, ayıp ya, koskoca Ramos için. Güle güle Ramos. Arkadaşlar kaşla göz arası Eden Hazard gitmiş, Rabiot gelmiş. Hani onunla kontrat imzaladık okey ama hani hiç satıldı haberi gelmedi. Şimdi aynı şeyi Ferran Torres için de yapacağız. Bakalım gelecek mi? Carvajal'e teklif var.
Cody Lukebakio artı 38 milyon. Lukebakio o zaman 77'lik bir oyuncu ama sağ bek değil. Sağ bek olsaydı okey derdim de. Lukebakio sen de gel. Bu arada arkadaşlar şimdi bakalım hemen. Az önce Ferran Torres gerçekleşti mi o takas? Gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bize hiç haber vermediler ama. Ferran Torres burada görüyorsunuz. Cross da gitti. 46 milyon. Adam 66 ile 97 ediyor ya. Bu ne kadar... Çok kötü ya. Çok kötü bir konsept arkadaşlar. Oynamayalım biz. Carvajal gitti demek ki. Hani çünkü yönetim bize şey demiş. Adamı kabul edin de gönderelim falan ama Carvajal hala burada görünüyor. Bir bakalım arkadaşlar. Bir gün ilerleyelim burada canlı canlısına. Ne oluyor? 2 gün hatta geçti. Haber var mı? Evet gitti orada az önce gördüm ama haberi çıktı mı? Hertha Berlin evet. Nasıl haber gösteriyor? Ha, çıkıyor ama bize ayrıyetten bir haber gelmiyor, bildirim gelmiyor. Bozuk yapmışlar. Arkadaşlar Mendy kral çıktı. Mendy bir yere gitmem dedi. Aha Levante şimdi Vinicius Junior'a geldi. 36 milyon artı 76'lık bir... Abi herkes de bize sağ orta saha takaslıyor. Nedir bu ya? Ama mecbur kabul ediyoruz, tamam. Abi bu Levante Paso geliyor. Hiç anlaşamıyor oyuncularla. Yani bizle Maytap geçiyorlar galiba. İyi. Kalsın Vinicius. Ha, bir dakika. Az önce bir şeyler oldu sanki. Başarısız oldu dedi. Teklifi kabul ediyorum. Onlardan gelen oyuncuyu kabul ettim. Ama bak X çıktı. Çünkü Vinicius Junior adam gitmedi. Marcelo'ya bir teklif var şimdi. Lisandro Lopez. 30 yaşında stoper artı 21 milyon. Tamam kabul abi. O da gidiyor Boca Juniors'a. Bu Lucas Vazquez gitmemiş miydi abi? Bak kabul edildi diyor. Okey birisini veriyorlar. Sol orta saha vermişler. Vay nasıl oldu sağ orta saha değil. 14.1 milyon. Okey kabul ediyorum abicim. Giderse gider gitmezse gitmez. Bence bir sıkıntı var. Yeterince kadar oyuncu mevzusu şöyle oluyor artık FIFA'da. 5 tane kadro dışı oyuncu olması gerekiyor. Bence artık. Çünkü herkes otomatik reddoluyor. Şimdi Vazquez'le ilgili görüşmeler kesildiğine göre arkadaşlar. Tamam anlaşıldı. Artık geçen sene biliyorsunuz hani yedekler ondan sonra kadro dışında kimse kalmazdı. Artık kadro dışı oyuncu gerekiyor demek ki. 5 tane de artık gelen bütün teklifler reddoluyor. O şekilde de bizim ilk 11 böyle bu hale geldi ta ara transfer dönemine kadar. Rabiocum sen şöyle gel o zaman. MO ol. Valverde. Isco. Sen de MO ol kral. Mariano. Santrfor. Rodrigo sağ kanat. Okey. Kim kaldı? Vinicius Junior sol kanatta kaldı. Asensio da var. Onun haricinde Lukebakio geldi. İşe yaramaz. Sağ bek tamam. Sol bek tamam. Stoperler kaldı. En azından kalecimiz kaldı. En önemlisi Courtois kaldı. Bence bu takım da gruplardan çıkar. Lukebakio falan geldi. Paramız ne kadar oldu? Onu da merak ediyorum. Ara transferde kaç para harcayacağız? 697 milyon. Bir dakika şimdi maaş bütçesiyle de sıfırlayınca 846 milyon oluyor. Tabii şöyle 750 falan diyelim biz. Maaş bütçesi de lazım çünkü. Üf, 1 milyar challenge oldu neredeyse bu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in grubu Shakhtar Donetsk biliyorsunuz. Onun haricinde kimler vardı hatırlıyoruz. Inter ve Mönchengladbach çok zor bir grup. FIFA 21'in simülasyonu biraz değişik biliyorsunuz. Çıkmazsak şaşırmam ama bir ara transfer yapalım bakalım ne oluyor ne bitiyor. Ara transfer dönemi geldi. Bakalım bizimkiler gruplardan çıktılar mı onu çok merak ediyorum ya. Ligde kaçıncıyız? Geri çıktım. Kupa maçı görünüyor. 74 menajer reytingi okey Real Madrid için. La Liga Santander dedik. Dördüncüyüz. Oha 13 puan gerisindeyiz Barcelona'nın. Yakalar mıyız bilmiyorum. Geri kalan 18 maçta. Kusursuz oynamamız gerekecek ama yakalayamayacağız diye tahmin ediyorum. Şampiyonlar Ligi. Gruplardan çıkmışız. Bir de Madrid'le diyorum. Olimpik Marsilya ile eşleşmişiz. Grupları lider tamamlamışız. Inter'e bak sen. Bizden Benzema'yı aldılar. Demek ki sabote etti Benzema onları. Güzel güzel güzel. Mönchengladbach'la beraber. Onlara da Barcelona gelmiş. Şimdi transferler başlayabilir ama sevdiğimiz ana geldik. Lautaro Martinez. Sözüm vardı arkadaşlar chatte bir arkadaşa. Mehmet Ali'ye. Siz de gelin. Size de söz verebilirim transfer açısından. Şimdi Lautaro Martinez 106-143 arası. Gel abi. 100 milyon veriyoruz. Aa bak Ferran Torres bize hiç gerekmiyordu aslında.
Tabii 60 milyon değeri var da yani bizde de para affedersiniz kaka gibi. Şöyle 47 milyon verelim. 20 milyon azaltıyoruz. 77'ye düştü. 71'e düştü pardon. 6 milyon indirim yaptı. 65 milyon abi artı Ferran. Heh, sizin ihtiyacınız vardır yani UEFA'da. Kralı geri getirmemiz lazım. Zaten ucuz 91 ratingde de Lautaro Martinez'in yanına şak diye koyacağız. Cristiano Ronaldo'nun acaba saçları kısaldı mı onu da merak ediyorum. Ona da bakacağız. 70 milyonu verdik. Ronaldo babayı aldık. Kaydı durdurdum orada nedense. Hiçbir şey görmediniz de. Ronaldo'nun saçları değişti mi oyunda? Anlık. Gel bakayım. Hocamız değişti tabii. Bir dakika. Ronaldo'nun bu imajı farklı. İlk imajından. Hani samuray saçı vardı falan. Topuz mopuz. Bu yine değiştirmişler. Bir daha değiştirecekler o zaman. Diye düşünüyorum. Hani... Artık gördüler bir sonraki güncellemede Ronaldo'nun kafası kel olurum. Kesinlikle. Vallahi yine de değişmiş ya. Bu esnada biz hani transfer yaparken hala da kabul ediyoruz gelen teklifleri. Vinicius Junior'a Granada'dan bir teklif var. Puertas artı 76 milyon. Puertas da tabii ki sağ orta saha. Yani oyunun bir sağ orta saha fetişi var. O belli oluyor. Kabul ettik. Evet şimdi Puertas'ı kabul edince Vinicius gidecekmiş. Öyle oldu demek ki gidiyor. Hadi bay bay Vinicius. Yeni bir sol kanada ihtiyacımız var. Şimdi peşine hemen bir Van Dijk'a geldik arkadaşlar. Ronaldo ile bir pürüz çıktı. Maaşı kabul etmedi. O yüzden Van Dijk 200 milyon fazla mı olur diyoruz. Ek sezonda kazanacağımız için 150 milyon 173 paramız çok zaten. Tamam kabul ediyoruz. Az önce 200 bin euro verdim galiba. Kabul etmedi kral. 200 bak kendisi istedi. Primi falan her şeyi neyse gol primi her şeyi veriyorum. 15 tane gol atsın. 10 milyon benden cepten. Ya arkadaşlar şimdi hani Ronaldo'yu aldık Messi küsmesin diye chat Messi'yi de istiyor. Belki bilmiyorum siz de izlerken içinizden geçmiştir keşke Messi'yi de alsa diye. Bakalım Messi'cim 146 ile 231 milyon ediyor. Real Madrid'e geliyor Barcelona'dan Messi. Bunu daha önceden de yapmıştık yanılmıyorsam. Bir de Neymar almıştım hatta. Ama arkadaşlar yani günlük senelik dozumuzu almamız gerekiyor. 160 milyon teklif ettik Barcelona'ya. 213 istedi Barcelona'nın kel yetkilisi. Bizim kel yetkilimiz ne yapıyor? 183 milyon veriyor. Bunlar ısrar ettiler. 203 milyona fitleşiyor muyuz? Yes. Bayağı bir para verdik Messi'ye ama 91-92 reytingler diziyoruz abi. Bu arada Messi'nin de yüzünü değiştirmişler diye aynen. Messi'nin yüzü artık FIFA'da böyle ne bileyim şişman mı geniş olmayacakmış diye bir haber vardı. Messi'nin gerçek yüzü de bir yeniden scanlenmiş. Among Us da kral bir oyuncu. Bakalım burada da gelip ortalığı katledecek mi? 140 milyon verelim. Evet dediği gibi oho bedava bedava. Oyunun en pahalı oyuncusu yoksa normalde Mbappe ile galiba. Arkadaşlar Los Galacticos'uz yani. Böyle elimizi masaya vuruyoruz yumruğumuzu indirdik. 150 milyon Kevin De Bruyne için 200 milyon istediler bak son paramız. 170'e anlaşır mıyız hocam? Şöyle bir gelin. Eyvallah Pep Guardiola sözde. Pep sana ne olmuş ya görmeyeli. Estetik olmuş Pep. Arkadaşlar efsane bir Şampiyonlar Ligi kupası kaldırsın ya. Gianluigi Buffon. Gel kral. Buffon için Real Madrid olduğumuz için biraz daha fazla para vereceğiz. 5 euro vereceğiz tam. 1 euro az gelir dedik. Hani bize yakışmaz. Eyvallah. Gianluigi Buffon da geliyor. Şimdi tam diyorduk sağ bekimiz bir zayıf kaldı. Odriozola'ya da teklif geldi aynı anda. Liverpool 32,5 milyon vermiş. Elimizde pek para kalmadı ama bakalım. Daha iyi bir tanesini bulabiliriz umarım ondan sonra. Ya bu haber yıktı bizi ya. Valverde'ye niye teklif gelir ki? Valverde çok iyi gelişiyor. 100 milyon bedavaya. Umarım gitmez. Odriozola'nın satıldığı haberi geldi arkadaşlar. Şimdi bize yeni bir sağ bek lazım kesinlikle. Gerçi Militao oraya girmiş hani hiç olmadı onu oynatırız. Valverde satılacak mı? Şu maçı simüle edelim. Ondan sonra göreceğiz. Atletico Madrid'i yeniyoruz. Valverde satıldı. Acı haber geldi. Orta sahaya da bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bruno Fernandes bak oradan bize göz kırpıyor. Arkamda göremiyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi Bruno Fernandes. Geliyor musun kral? Yo onu almam ya. Çok ofansif olur. Evet o zaman biz de geldik. Manchester United'dan Paul Pogba'yı almaya arkadaşlar. Paul Pogba için 100 milyon vereceğiz. Onlar bize 100 milyon vermişlerdi. 105 istediler. Hemen hemen bir takas gibi bir şey oldu. Rating de yükseldi aslında. Biz bu işten bence karlı çıktık o zaman. Arkadaşlar Kyle Walker'a geldik.
Son paramızı veriyoruz. Ha, aa, Isco istediler. Çok kritik. Yani onlar bizden isteyince takas okey bence. Normalde hani yoksa takasla adam verelim de paramız yetmiyor diye alalım gibisinden düşüncelere girdik ama dedik lan yasak, tamam. Okey, onlar isteyince okey. Chatten onayı aldım arkadaşlar. Eyvallah, Kyle Walker hoş geldin. Şimdi arkadaşlar, Ozan Tufan bu aralar yani gayet kendinde, formunda, o yüzden Real Madrid'de onu da görmek isteriz. Orta sahamızda eksikler var. Yedek oyuncu olarak 7 milyon veriyorum Fenerbahçe'ye. Direkt kabul ediyorlar. Fazla bile verdik belki. Arkadaşlar, hepinize kötü bir haberim var. Messi'nin cenazesine davetlisiniz. 6 ay sahalardan uzak kalacak. Ne olmuş? Kemiğinde, kuyruk kemiğinde kıçı kırılmış Messi'nin. Yapacak bir şey yok sayın seyirciler. Rodrigo orada oynar ya. Rodrigo... Gel kral. Barcelona geldi, 80 milyonu yapıştırmış Varane'ye. Bir dakika. Belki gitmez, adam çıkar. 3 saat var. Varane lütfen gitme. Lütfen gitme. Son dakikada bize transfer yaptırma. Evet, haber geldi. Barcelona'ya bak ya. Varane, Casemiro. Bize çürük Messi sattılar. 6 ay sakat. Ayıp ya. Biz de geldik o zaman. Milan Skriniar'a arkadaşlar. 80 milyon euromuzu veriyoruz. 106 istiyorlar. Tamam, bu iş bizde. Tamam. Maaşına yetsin diye düşürdüm. Yoksa direkt verirdim. Bakın, baştan aşağı Mendy, Courtois hariç ve Rodrigo hariç tekrar inşa edildi. Yani tam bir rebuild oldu. Burada da görüyorsunuz diğerlerini. Rabiot geldi, Buffon geldi. Diye Ozan Tufan geldi, onu nasıl unuturuz? Puertas gelmiş. Messi de geldi ama sakatlandı yani. Ayıp ya. Messi bilerek belki kendini sakatladı. Çok ayıp. Evet, şimdi buradan arkadaşlar alacağız, geçeceğiz hemen bir Marsilya maçımıza. İlk maça gelene kadar hiçbir sakatlığımız daha yok. Bir dakika, şimdi kaptan ayıp. Burada Van Dijk almış. Ronaldo baba sen al şimdilik. Sonra da Buffon'a vereceğiz. Hepsini hızlı simüle etme zorunluluğu var arkadaşlar. Şu maçı izle simüle et falan, o biraz bug'lı olduğu için böyle hızlı simüle ediyoruz. 1-0 sadece Lautaro Martinez'in golüyle beraber. İyi. Revanş maçı, reytinglerimiz gitgide artıyor. 1-0'ın üstüne artık evde de bir coşturmasyon. 2-2. Ya bu oyunun simülasyonu çok garip arkadaşlar. Ronaldo, Rodrigo geçtik. Bir sonraki turdaki rakibimiz gayet zorlu Lazio. Ama zayıf takımlar arkadaşlar. Ne yapacakları belli olmuyor. Hızlı simüle ediyoruz. İç sahada eksiğimiz yok. 3-0. Sonunda adam akıllı bir şey yapıyoruz. Neymar, Virgil van Dijk ve Neymar. Arkadaşlar, bir hata yapıp rövanş maçında kaydı açmayı unuttum da. Rövanşı da 2-1 aldık. Ronaldo, Neymar. Rakibimiz şimdi Atletico Madrid olmuş. İlk maç deplasmanda Madrid derbisi. Suarez, Felix, Lemar, Herrera. Tamam, hızlı simüle et. Suarez penaltı kaçırmış. Joao Felix 28'de attıktan sonra. Oyunun simülasyonu bozuk ya. Rövanş maçında bakalım 1-0'ın üstüne 2 fark var mı arkadaşlar? Tehlikeli. Tehlikeli. Geçmiş olsun abi. FIFA 21'de simülasyon, bir garip Messi ile, Messi'nin sakatlanmasıyla sezon sonuna geçiyoruz. Manchester United akbaba gibi geldi hemen bizim üstümüze. Dolanıyor. Busquets veriyorlar bize. Bir de 150 küsür milyon. Lautaro iyiydi aslında ya. Ve Martinez'in satıldı haberi geldi. Çok güzel oldu. 129 milyonu. Lautaro Martinez çok iyi gol atıyordu. Arkadaşlar, bu sezon ben seri geçeceğim. Yani yayında hepsini yapacağız. Gelen teklifleri kabul edeceğiz falan. Onların hepsini size toptan şimdi göstereceğim. Evet, transferlerimiz bitti. O da ne? Ben bir şeyi hatırlamamıştım arkadaşlar. Orada gördünüz belki ama şuradan ben önce bir göstereyim ne oldu. Ceballos 49 milyon. 174 milyon Courtois serbest kalma bedeliyle Tottenham'a gitti. Şu çocuk Fenerbahçe'ye, Vallejo gitmiş, Asensio gitmiş City'ye, Marcelo gitti Lyon'a, Militao gitti, Manolas geldi, artı 19 milyon geldi. Ferland Mendy 142'ye gitti, 141'e daha doğrusu, Rabiot 33'e, Lautaro Martinez başta gördünüz, Busquets geldi, artı 152 milyon geldi. Şimdi takım böyle, takımımız fena değil. Sol bekte bir değişiklik yapalım hemen. Sol bekimiz var mı başka? Sol bekimiz yok.
Oynar mı bu çocuk acaba? Yani Zappa Costa daha doğrusu. Neyse. Oyun ne oynatırsa oynatsın. Takım efsane kaldı. Messi de geri geldi sakatlıktan sonra. Umarım bir daha sakatlanmaz. Şampiyonlar Ligi grubumuz böyle. Buruş, Leipzig ve Galatasaray. Çok tehlikeli bir grup. Okey. Buradan bir Ocak 1 yapalım o zaman. Daha bütçemizi de göreceğiz. Ara transfer dönemi çıktık arkadaşlar. Ara transfer döneminde yine hiçbir şey göremiyoruz. La Liga Santander. İşte bu ya. Fark. Namalup. Burada Everton'la eşleşmişiz. Grubumuzu lider tamamlamışız. Zar zor ama Leipzig'le aynı puandayız. Galatasaray hüsranlarda. Şimdi transfer dönemi için tam tamına arkadaşlar. 1 milyarımız var. 1 milyar artı 3 milyon da maaş bütçemiz var. Sıfırlarsak 1.1 neredeyse. İşte bu. Tamam, şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Sol bek lazım. Sol bek harici defansif orta saha lazım. Sağ bek, kaleci lazım. Buffon reis aslında götürür bizi ama biz yapalım transferleri. Şimdi geldik oyunun en yüksek ratingli sol bekini almaya. Çünkü Los Galacticos usulü bu. 120 milyon veriyoruz Andrew Robertson için. 150 milyon istiyorlar. Biz de diyoruz ki ya para limitsiz gibi bir şey alın, sizin olsun. İstediğiniz 30 milyon olsun. Eyvallah. İkinci kaleci arkadaşlar Ederson. Ederson'a da şöyle rahat rahat 131 milyon teklif yapıyoruz. 149 Pep Guardiola. Eyvallah Pep'cim, görüşürüz. Arkadaşlar Joshua Kimmich'e 130 milyon verdim. Kaydı açmayı unutmuşum. Neyse yüzünü görelim o zaman Joshua Kimmich'in. Adam 115 milyon değeri vardı. Çok ucuza gelmiş gibi oldu. Defans orta sahaya. Kimmich'cim neye benziyorsun koçum? Göster kendine. Değişen bir şey yok. Kıl bıyık. Eyvallah Kimmich, hoş geldin. Arkadaşlar kaslarımızı sıkmışken iyice sıkalım abi. Al sen de gel lan. 90. Sağ bekimiz 85 ya. Serbest kalma bedeliyle bakın aldım. Yani öyle uğraşmadım hiç. Ucuza gelsin falan diye. Daha para 200 milyonumuz var. Üf. Trent tipini değiştirmemişler. Onu da merak edip buraya kadar getirdim. Ah bu Barcelona bizi yedi bitirdi ya. Bu Barcelona bizi yedi bitirdi. 229 milyon. Şunu da reddetmemiştik bu arada Atletico'nunkine. Hızlı simüle ederken o olmuş galiba. 229 milyona bay bay diyoruz. Bak bizde de maçları geliyor. De Bruyne satıl maç öncesi ne hız ya. Oha. Maç öncesi aldılar. Bu maçta da oynatıyorlar mı lan, bir bakalım hemen. Oynatıyorlar. Of ya. Messi kral o zaman bizde. Messi'ye kaptanlık pasmanı da vermişiz. Böyle simüle edeceğim. Rodrigo. Serbest kalma bedeliyle Rodrigo'yu da almışlar lan bizden. Bir dakika. Merkez ofansif orta saha adaylarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Ama yani paramız o kadar var ki iki tane bile alabiliriz bunlardan. Jadon Sancho'yu bir alayım. 90'a gelmiş kendisi. Merkez ofansif orta saha özelliği de var Jadon'ın. O yüzden alıyorum. Yani orada hatta oynatacağım ben. 180 milyona okey dediler. Ucuza saldılar. Bir de üstüne arkadaşlar. Paulo Dybala'mıza 150 milyon veriyoruz. Direkt kabul ediyor lan herkes. Biz keşke daha ucuz verseydik, belki bir tane daha alırdık. Transferleri bitirdikten sonra böyle bir dizilişle sahne alacağız arkadaşlar. Dybala takıma giremedi. Dybala da Messi'nin yedeği olacak artık. Pogba'nın yerine de aslında oynatırız Dybala'yı diyeceğim de yok ya, tamam Pogba orada takılsın merkez orta saha olarak. Yedeklerimiz biraz garip. Hani orta saha yedeğimiz pek yok. 6 saat kaldı. Belki giden olur hala. Şu teklife gel ya. 0 euro veriyor Sassuolo Buffon için. Kabul. Ah be. Arkadaşlar transferin son saatinde bir de şunu göstereyim de. Ozan Kabak'ı almaya çalıştım. 50 milyon verdim. Adamlar Kubo artı 28 milyon istediler. Ozan Kabak kaç reytinge geldi acaba? Yani Ozan Kabak helal olsun. 79 reytingde iyi para etti ha. Ya da biz kazıklandık. Çok da önemli değil arkadaşlar. Bakalım daha satılacak adam var mı? Biraz uzadı ama eğlenceli oldu. Almadığımız, satmadığımız adam kalmadı. Aldığımızı da sattık. De Bruyne, Van Dijk. Giden giden abi. Burada bir saat kala bir şey gelmişti ama. Acaba teklif miydi? Lunin satıldı. Bak Lunin'in de serbest kalma bedelini ödemişlerdi. Ve şimdi Şampiyonlar Ligi'ni almamız lazım. Takım efsane çünkü. Tekrar tanıyalım. Şöyleyiz. Herkes 90 olacak muhtemelen. Robertson, Laporte, Skriniar 89.
Geri kalan herkes 90 üzeri. Los Galacticos. İlk maça geldik. Ratinglerimiz şöyle şu halde ve Everton'a karşı. Şimdi dandik bir takım. Yani o kadar da iyi değiller abi. Ne yapıyoruz? 3-0. Neymar, Robertson. Okey. Rövanş maçında da Everton'ı nasıl yeniyoruz? Belki de yenemeyeceğiz. Ha, 3-1. Beraberlik sezdim ama hislerim beni yanıltmış. Mbappe, Laporte ve kimdi? Neyse, Dybala. Herkes 90 ve üzeri oldu şimdi. Skriniar sonuncu 90'ımız ve rakibimiz eski Real Madrid arkadaşlar. Yani Barcelona. Şimdi bakalım kimler var bizden giden oraya. De Bruyne var, Rodrigo var, Varane var. O kadar, 3 taneymiş. Ama yeter, daha ne olsun. Bizde de Messi kral var. Hızlı simüle et. Bum bum. İç sahada 2-2. Yani ne alaka? Robertson, Neymar. Onların golleri de bizim eski topçular atmış ha. Şimdi yorgunluklar çok arkadaşlar. Çok. Neden bu kadar yorgunuz bilmiyorum. Ne yaptıysak artık. Bu sefer Neto, Ginter, Zagadou. Çok acayip. Casemiro şimdi oynuyor. Kaptanlık poz bandını da almış. Onu da unutmuştum bak. Bu maç bizde ama ya. Bu maç bizde. Maç bizde. Hadi. Yes. Vallahi çok tırsıyorum arkadaşlar. FIFA 21'de takım ne kadar iyi olursa olsun çok tırsıyorum. Bak, De Bruyne yine gol atmış bize. Ay, Lewandowski de penaltı kaçırmış. Neyse, geçtik. Şimdi rakibimiz de Mbappe, Dybala falan, Neymar demişken Paris Saint-Germain. Dybala ne alakaysa. Neyse, Martial'i getirmişler. Munier'ini getirmişler sol kanada. Luis Alberto falan var, bir şeyler var. İç sahada 4 tane var mı? Hep böyle abi. Messi atmış, Neymar atmış. Munier'in 2 tane atmış onlar için de. Helal olsun. Çok kötü bir skor. Rövanş maçı arkadaşlar. Mbappe de geri geldi. Bu kadroda bir yenilmesin bir zahmet diyoruz. Ve deplasmanda 3 tane çakıyoruz. Paris Saint-Germain güle güle diyoruz. Kalişka'yı almışlar bu arada. Finalde rakibimiz Atletico Madrid. Madrid derbisi. Barcelona olsaydı da güzel olurdu. Bizim ilk 11'i biliyorsunuz arkadaşlar. Ligde şampiyonluk geldi mi? En çok gol atan mıyız? En az gol yiyen miyiz falan, onlara bakalım hemen. Öncelikle gol krallığından geldik, burada başlıyoruz. Kevin De Bruyne gitmiş, gol kralı olmuş ya. Asist kralı da yok. Paciencia kim ya? Jan Oblak da en iyi kaleci. Şampiyon olduk mu acaba? Onu merak ediyorum şimdi ben. Şampiyonluk gelmediyse çok kötü. La Liga Santander şampiyonluk gelmiş. En çok gol atan, en az gol yiyeniz. Eyvallah. Onun haricinde maça geçmeden önce son olarak bir de toplam istatistiklere bakalım. Buffon 28 maça çıkmış. Ederson 31 maça çıkmış. Kral Buffon ya. Acaba lig maçlarında Buffon mu oynadı? Neymar 32 gol 8 asist. Messi 17 gol 8 asist. Sancho iyiymiş 29 maçta. Mbappe de sadece 32 maça çıkmış abi. Nasıl oluyor bu iş anlamıyorum. Yani bir gariplik var bu durumda. Mariano falan paso oynamış. Yedek oyuncular hep oynatılmış galiba. Yorgunluktan mı bilmiyorum. Çok da önemli değil arkadaşlar. İkinci sezonun sonunda rakibimizin kadrosu. Jovic orada bizden gitti. Avar sol kanat oynuyor. Çok garip. Ve Van Dijk var. Maça geç diyoruz. Şimdi arkadaşlar, final maçını oynamadan önce birkaç değişiklik yaptım. Biliyorsunuz yayında değilim artık. Çünkü yayında harbiden uyuz olmuştum bu maçı yaparken. 3 kere bu maçı oynadım değişik ayarlarda. Seçkin ve rekabetçi mod açık. Seçkin ve rekabetçi mod kapalı. Efsanevi ve rekabetçi mod açık. Yani bu oyunda biliyorsunuz hani ben final maçlarını oynayınca çok kolay gibi görünüyor belki. 6-0, 5-0, 5-1 falan öyle maçlar oluyor ve yorumlar geliyor. Abi işte ben de acemide mi oynuyorsun, yoksa işte ben de acemide 6 tane falan atarım. Ama gerçekten bu oyun çok dengesiz bir oyun arkadaşlar. Harbiden seyir keyfini kaçırdılar iyice FIFA 21'de. Ben burada değişik bir şey deneyeceğim. Şu an rekabetçi modu kesinlikle artık kapatacağız. Göreceğiniz bütün oyunlarda, bütün maçlarda rekabetçi mod saçmalığını kapatacağız. Çünkü hiç gerçekçilikle alakası yok. Onun haricinde bir de oyun hızını yavaş yapacağım. Ben bu FIFA'yı çok hızlı buluyorum. Onu da bir yavaşlatma amaçlı değiştireceğim. Onun haricinde geri kalan her şey aynı. Yani 50-50-50-50 şimdilik aynı. Sliderları dokunmuyoruz. Bu maçı şimdi oynayacağız. Yani yayında seçkin ve rekabetçi kapalıyken 6-0 kazandık. Açıkken kazanamadık. İkisinde de, efsanevide de, seçkinde de. Ama ikisinde de momentumun etkisini hissettim. Hani ikisine de mi denk geldi, yoksa rekabetçi modu açınca sürekli final maçında da momentum falan mı oluyor? Karşı takım daha güçlü olsun diye. Bilmiyorum. Ama artık ben hani kendi işimi kolaylaştırmak istemiyorum ama
Adamların böyle sürekli hareket çekmesini istemiyorum. Normal seçkin ne kadar zorsa öyle oynayacağız. Şimdi oyna diyelim. Bizim ilk 11 böyle. Onların ilk 11 de böyle. Avar sol kanat oynuyor nedense. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Arena of Schalke'de Madrid derbisi. Bizim mükemmel yıldızlarımız Neymar, Mbappe burada beraber buluştular. Sancho yanlarında. Messi Real Madrid formasıyla. Pogba, Robertson, Laporte, Skriniar yanında. Trent Alexander-Arnold hepsi 90 ve üstü. Kalede Ederson. Ha bu arada bu fonu sonradan alıp ona kupa kaldıracağız. Kaptanımız da başlangıçta Joshua Kimmich olmuş. Evet arkadaşlar, yayında izleyenler, sizler için söylüyorum bunu. Yayında herhalde benim biraz da karnım acıkınca iyice moralim bozuldu. FIFA'ya bayağı bir saydırmıştım. Neyse abi. Bakalım umarım çok kolay bir maç olmaz ama kazanacağımdan eminim. Bu şöyle Neymar'la da çok kötü attık. Çok kötü attık. Ama oyun hızı yavaş olarak daha güzel görünüyor. Ben orada aslında iki tane kareye basacaktım. Yanlış oldu. Oyun hızı yavaşta sanki daha güzelleşmiş. Messi. Messi sol ayağınla kes ortayı. Neyse, Jovic bizim eski topçu. Messi. Kaptırma koçum. Top bizde hala. Messi'cim. Gönder şöyle. Neymar Junior. Neymar. Şöyle birkaç hareket. Pogba. Kimi? Aralardan Mbappe dönüyor. Mbappe bir hareket çekiyor. Bir şey olmuyor. Messi sol ayağı müsait mi? Messi önünde kaldı. Vurdu ve seken top gol oldu. Messi 1-0 yapıyor. Değişik bir gol. Golün tekrarını izlerken acaba bizim oyuncudan mı girdi? Neymar dokunmamış. Arias'tan girmiş. Kendi kalesine mi? Lionel'e sayıldı. 1-0. Şimdi Atletico geliyor. Skriniar aferin. Oo, yüksek pres açtılar ve gol yiyoruz. Eski topçumuz Jovic. Golü yemeye sevindim. Bilerek falan yemedim. Böyle karşılıklı goller hoş oluyor arkadaşlar. 1-1 helal olsun. Bol gollü Sivasspor Villarreal maçı gibi bir maç olsun. Kontra atak. Pogba. Sancho'nun önü bomboştu. Ronaldo da arkasında kaldı. Sancho yürüyor. Sancho gidiyor. Yürümüyor. Gidiyor. Koşuyor tabii. Sprint atıyor ve Messi'ye veriyor. 2-1 yapıyoruz. Ben aslında arkada gelen Pogba'yı düşürmüştüm. Messi açılmaz dedim. Geri döndü kral. Helal olsun. Burada sandım Messi koşmaya devam edecek ama bir de Van Dijk da alır sandım. Van Dijk'ın da hatası. Eski oyuncumuz. Güle güle Van Dijk. 2-1. Mbappe kaçıyor. Aradan güzel top. Kylian Mbappe oblak. Ya güzelleşti. Harbiden yavaşa alınca güzelleşti oyun ya. Arkadaşlar çözümünü keşfettim. Biraz araştırdım. Aha gol mü? Aa, bu arada otomatik kafalarda desteği kapattım. Çünkü bu oyunda sanki çok rahat kafa golü oluyor boşluğu bulduğumuzda. Manuel kafa yaptım ki hani biraz daha fazla kaçıralım. Sanki FIFA 20'de çok kafa golü atıyormuşuz gibi. Ama arkadaşlar hani işte oyunu biraz dengelemeye çalışıyorum. Bir yerden kötü olsun, bir yerden ne bileyim rahat olsun. Şimdi ilk yarı bitmeden güzel bir fırsat. Hadi Sancho. Hadi Sancho çevirdi şöyle. Messi'yi buldu. Lionel Messi. Lionel Messi yerden Neymar'a. Neymar. Hadi be. İlk yarı bitti. 1-1 bitiyor. Pardon, 2-1 bitiyor. Biz öndeyiz. Şimdi ikinci yarıda iki değişiklik yaptım. Nereye aldım? Pogba'nın yerine Dybala'yı aldım. Kaleye de Gianluigi Buffon'u aldım. Kaptanlık pozisyonu da Gianluigi Buffon'a gitti. Neymar, Mbappe, burada Lionel Messi. Dybala kaçtı. Güzel top, güzel top, iyi top. Dybala şöyle çaprazdan, dönen toptan bir şey olur dedim. Neymar Junior gelişine. Oo, oblağın kurtarışı güzel. Mbappe offside miydi? Değil. 3-1. Değişik bir gol, güzel bir gol. Kylian Mbappe kilo almış. 3-1. Golün tekrarı burada. Neymar güzel vurdu. Bak bu animasyonlar hoşuma gidiyor. Yani kaleci animasyonlarına eklemişler bir şeyler. Hoş bir kurtarıştı ama. Eyvallah Mbappe. Kylian Mbappe. Messi. Verkaç güzel. Mbappe ayrıldı gitti. Mbappe nereye gitti bilmiyorum. Mbappe plase. Geç kaldı. Neymar Junior. Aha birisi kaçıyor. Mbappe'den akıl dolusu bir pas mı? Süper aldı önüne Dybala. Paulo Dybala sağ ayağıyla 4-1 yapıyor. Mükemmel bir pas. Mükemmel bir gol. Dybala 4-1.
Arkadaşlar maçın geri kalanı için şimdi 4-1'e rahat rahat getirdik ya. Biraz arayışa geçelim. Geçen sene bunları kurcalıyordum ben. Şimdi bilgisayar bizden hafif biraz daha hızlı olsun. Hızlanması o da biraz hafif daha iyi olsun. Şut hatası daha az mı olsun? Şöyle 47 yapalım. Pas hatası da pas hatası kalsın. Şut hızı. Bunları geç, pas hızını geç, sakatlık şiddeti bunu geç, kalecilik kabiliyeti 53 yapalım. Pozisyon alma markaj. Şu defansını biraz daha iyi yapsınlar. Koşu sıklığı da 55 diyelim. Daha iyi koşu yapsınlar. Bunları bilmiyorum. Beklerin pozisyonu bulmuyorum. İlk kontrolde temas hatasını da biraz azaltalım. Yani bilgisayara biraz avantaj tanıyalım. Bakalım bu değişiklikler adamlara gol getirebilecek mi? Çünkü pozisyona giremiyorlar. Dybala. Messi'yi buldu. Messi sol ayak. Uff. Oblak. Sam Avar. Saul'un önü bomboş. Hoca. Ya bak işte. Offside'daki adama pas atıyor. Ya bu oyundaki düzen çok bozuk arkadaşlar. Bir maç çok iyi, bir maç çok kötü. İşte bu insanı sıkıyor. Slider'lar da Atletico Madrid'e yaramadı arkadaşlar. İşte oyunun yapay zekasının harbi aptallığı. Umudumuz PES 2022'den harbiden. Bilmiyorum, EA Sports'a güvenemiyorum artık güzel bir futbol oyunu. Düzenli, derli toplu bir futbol oyunu yapsın diye. Özellikle offline'da, online'ı bilemem ben. Ona karışamam. Orada da yani söylenecek çok laf var da biz burada Gianluigi Buffon'a Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşatıyoruz. Ve arkadaşlar buradan da bir ekstra 100 puan alıyoruz. Real Madrid 2 sezonda bitirdiği için Liverpool'la da mı 2 sezon sürmüştü emin değilim ama Real Madrid'de hiç böyle ekstra verimlerden falan puan alamadık. O yüzden burada 340 puanla bitiriyoruz. Sahibinden satılık rebuild'imizi. Liverpool 415'te, Real Madrid daha başarısız oldu. Ama burada belki de oyunda kurulabilecek en iyi takımlardan bir tanesini kurduk. Herkes 90 ve üstü. Gianluigi Buffon da gelecek, kaldıracak şu kupayı. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz eğer yani oyunda neyi görmeyi sevmiyorsunuz artık veya da neleri sadece sadece golleri mi gösterelim rebuild'lerde? Ne olsun? Onu yazarsanız çok sevinirim. Çünkü çoğu kişi buraları falan izlemiyor. Kapattı bile videoyu ama siz buraları izleyen krallarsınız. Sizi çok seviyorum. Çok sağ olun, var olun arkadaşlar. Twitch'te beni takip etmeyi unutmayın. Bunları canlı yayında da izleyebilirsiniz. Nasıl çıldırdığımızı da orada görebilirsiniz. Onun haricinde like butonuna basarsanız efsane olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonrakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.